Merhaba arkadaşlar. Bugünkü programımızda zirai ilaç bayilik sınavı ile ilgili bir içerik Zirai ilaç bayiliğinde, evet, neye bakalım? Bayilik sınav sorularına bakalım. Soruları inceleyelim sizin için. Evet, bitki koruma sınavı, bayilik sınav soruları. 2012 yılında çıkan sorulara bakalım. Evet, şimdi açılsın, bir inceleyelim bakalım. Sınavda çıkan sorular nasıl? Gördüğü gibi. Sınav soruları açıldı. 2012 yılı Aralık ayında yapılan sınav soruları. Koruma toptancılık sınavı. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri perakende satışının yapılacağı yerler arasında aranan şartlardan değildir? Satış yerler en az 20 metrekare büyüklüğünde olmalı. Satış yerler apartman katlarında çevresine zarar verici görüşe şişeler arasında olmamalı. Bu önemli bir kriter. Her bir skoru bitki koruma ürünü mutlaka ayrı kapalı kilitli bölmede muhafaza edilir. Bölmelere yabancı ilaçlı ifadesi yazılır. Bu pek istenmeyen bir ibare. Satış yerlerinde zararlı kokuların giderilmesi için havalandırma düzeni, el ve yüz yıkanabilecek su ve lavabo tertibatı yeterli oranda yangın sonucu cihazı bulundurulur. Şimdi burada bu da önemli bir konu. Satış yeri en az 20 metrekare büyüklüğünde olmalı. Bu da önemli bir konu. Ama her bir grubu illa kilit altında tutulması gerekmiyor. Kilitli bölümde tutulması gerekmiyor. O yüzden cevabımız C olacaktır. Şimdi soruya bakalım. Aşağıdaki hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarındandır? Çok zehirli bir bitki koruma ürünlerini kapalı kilitli dolaplara tutarlar. Evet, bu önemli geçerli bir sorumluluk. Bayiler istediklerinde 6 aya kadar faaliyetlerini arabilirler. Bu pek net değil. Aşağıdaki durumlarda bitki koruma ürünü tavsiye ederler. Acil durumlarda bitki koruma ürünü tavsiye ederler. Rezervasyon içinde 5 yıl süreyle saklarlar. Evet, bu istenen maddemiz bu. Bizden istenen madde. Bilgi yok, çayını soruyor. Cevabımız o yüzden değildir. Aşağıdaki hangisi bitki koruma ürünü bayiler için doğrudur? Bayiler satın aldıkları bitki koruma ürünlerinin kayıtlarını tutarlar. Bu doğru bir ifade. Bayiler sattıkları hayvan ilaçları kilitli dolaplarda tutarlar. Hayır, hayvan ilacı satmıyoruz. Bayiler sattıkları bitki koruma ürünleri birlikte koruyucu araç gereçlerini mutlaka verirler. Her zaman verdiğimiz olmuyor. Bayiler tüm bitki koruma ürünlerini bulundurmak zorundadırlar. Her tüm bitki koruma ürünlerini bulundurmak zorunda değiller. Bu yüzden cevabımız A olacaktır. Bayiler satın aldıkları bitki koruma ürünlerinin kayıtlarını tutarlar. Besin maddelerinin bulunmasına müsaade edilen en fazla bitki koruma ürün miktarı nedir? Bilim olarak nasıl ifade edilir? Miligram bölü kilogramdır. Kilogramda bulunan ürün miktarı maksimum kalıntı limiti. Besin maddelerinin bulunmasına müsaade eden en fazla bitki koruma ürün miktarı nedir? Maksimum kalıntı limiti miligram bölü kilogram. Cevabımız B'dir. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinde bir sınıflandırma şekli değildir? Bitkinin fenolojik dönemine göre, kullanıldıkları zararlara göre, kimyasal yapısına göre ve etki şekillerine göre. Hangisi bir sınıflandırma şekli değil? Kimyasal yapısına göre sınıflandırılır. Bitki sınıflandırması yapılır. Etki şekillerine göre de sınıflandırması yapılır. Bitkinin fenolojik dönemine göre bir sınıflandırma şekli yoktur. Cevabımız A'dır. Aşağıda hangisi bitki formülasyonu sembollerinden hangisi sudak çözünen konsantre formülasyonu için kullanılır? Sudak çözünen konsantre.
Sulu bu konsantre. SL formülasyonu olacaktır. Cevabımız D. 7. soruda aşağıdaki hangisi bitki koruma ürününün bir kaç milimetre çapındaki damlacıklarını veya küçük parçacıklarını plastik bir film tabakası kapına sorgulayan edilmiş formülasyondur. Film kaplıysa mikrokapsüller olarak değerlendiriyoruz. Cevabımız C. Evet, bu şekilde gidiyor arkadaşlar sınav soruları. Siz de bu sınav sorularını çalışarak gireceğiniz sınavda elde edeceğiniz başarı seviyenizi artırabilirsiniz. Bu sınav soruları haricinde daha birçok konu var size sunacağımız kitap set içinde. Örneğin ne var? Ziraat mücadele yöntemleri var. Zeytin zararları, tarımsal savaşın, sebze hastalık zararları, sebze hastalıkları, sistemin konserlenmesi, uygulanması, meyvelerde görülen zararlar, meyvelerde görülen hastalıklar, hubat zararları, herboloji, bitkisi, fungus sütlerin genel özellikleri, fitopatoloji, bitkilerde görülen hastalıklardaki bilim, entomoloji, böcek bilimi, belki hepsi var. Bayrak sınav sorularının duyurusu talimatı nasıl gerçekleşecek? Bağda görülen önemli zararlar, bağda görülen önemli hastalıklar. Toptan ziraç bağdayı sınav soruları 2008'den 2014'e kadar olan sınav soruları da var. Kitap resimleri sunuyoruz. ZD ilaçlama eğitim kitabımız var sizlere. Güzel hazırladığımız ders videolarımız var. Bu da güzel bir bölüm. Toplam 8-9 videodan oluşan ders videomuz var arkadaşlar. Bazı önemli konular kısmında da birçok konuyu sizlere paylaşıyoruz. Ve video paylaşmalarımız da var sizlere. Burada önemli uyarı kısmında da birçok video izleyebileceksiniz. Eğitim video linklerimiz var. Evet, zira mücadele yöntemlerine bakalım. Zira mücadele yöntemleri içerisinde neler var? Ders ders konu konu yazmışız. İçindekiler kısmında da ayrıntılı kapsamlı görebilirsiniz. Toplam 3000 sayfa size ders notu ulaştırıyoruz. Bir o kadar da kapsamlı video içeriğimiz var. Evet, Zira Mücadele. Yer Çepi'nin hazırlamış olduğu. Tarım Köy Şehir Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu. Yer Çepi ile ilgili programımız bu. Evet. Açıldı. Konu içeriğini görüyorsunuz arkadaşlar. İçindekiler nelerdir? Ziraat mücadele tanımı, mücadele yöntemleri. Hepsi var arkadaşlar burada. Ayrıntılı olarak sizlere geniş bir kitap sunduk. Toplam 358 sayfadan oluşuyor sadece bu dosya. Toplam 8 dersten oluşan bir kitap arkadaşlar. Yani mücadele yöntemini komple işliyoruz. Zeytin zararları ile ilgili daha birçok konu var. Bu dosyalar içerisinde bulunan tüm ders notları sınavda çıkabilecek soruları oluşturmaktadır. Tavsiyemi lütfen bu sınav sorularını çalışın. Volkan Ziraat'ın hazırlamış olduğu Sıra İlaç Bayilik Sınavı eğitim setimizle ilgili programımızı izlediniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler dilerim.